Nasıl, böyle iyi mi? Böyle, Şöyle evet, mesela. gayet iyi. İlk yarı Trabzonspor Samsun'daki oyunda devam etti zaten. İzleyenler de bunu gördüler. İkinci yarı Karagümrük'ün şeyi de unutmayalım. Karagümrük son lig maçındaki 11'inden 4 kişiyle çıktı sahaya. Yani esame listesiyle Karagümrük aslında lige odaklandığını gösterdi. Fakat bu bir oyun. Oyuna ortak olmak için ilk yarı yapabileceği şeyi yaptılar. Gol atamadılar. Bir şekilde de enerji bitti. Trabzonspor Karagümrük'ün enerjisini bitirmesini bekledi. Sonra da Visca ile işte önce Meunier, sonra Visca, biraz da Bardi sazı eline alınca da birinci golden sonra zaten Karagümrük çözüldü. Ama oynanan oyundan çok kimsenin mutlu olmadığını, Abdullah Avcı oyunlarından, dün de o benzer oyunlarından biriydi. Ama Abdullah Avcı sana şunu vaat ediyor, kazanıyoruz diyor işte. Dün maç öncesi yayınında da söyledim, kupa hocasıdır Abdullah Avcı. Yani ikili oyunları iyi oynar. Ve finalde de Abdullah Avcı'nın teknik adam farkıyla Trabzonspor'u bir adım önde tutacağını düşünüyorum. İşte kazandı, 4-0 kazandı. 7.500'e yakın biletli seyirci vardı ama aslında tribünlerde 12-13 bin kişi vardı. Nasıl gittiklerini bilmiyorum. Çünkü emniyet kaynaklarından aldığımız bilgi o. Yine de güzel bir gece yaşattı Trabzonspor kendi sevenlerine. Ama Karagümrük açısından da olsa iyi olur maçıydı, olmadı. Onlar da sakatlık ceza sorunu yaşamadan Galatasaray maçına odaklanacaklar ama aslında hepimiz biliyoruz ki şu gömleğim buraya niye kapatmışım ya? Aç. Hepimiz biliyoruz ki aslında Karagümrük'ün sezon finali işte 2 hafta sonraki Gaziantep oyunu. Aslında onlar da kafaca ona hazırlanıyorlar. Yine de Türkiye Kupası'nın şifresiz ekrandan yayınlanıyor olma keyfini umarız bütün Türkiye o keyfi paylaşmıştır. Evet, şimdi finali de birazdan konuşacağız elbette ama Serhan, dünkü maça dair senin de birkaç cümleni alırız. Evet, Fatih Karagümrük Spor dedi ki ben birinci lige düşüp Avrupa oynayacağıma ve bu Avrupa'ya giderken bir basamak daha zorlu virajda Beşiktaş'la karşılaşacağıma, Süper Lig'de kendi kaderimi kendi belirlemem açısından rotasyonla çıkacağım bir kadroyla Galatasaray'dan puan almak, ayrıyeten ondan sonra ligde kalabilmek için bir varlık göstereyim dedi. İlk yarı iyi oynayan bir Karagümrük vardı gerçekten. İstatistikler de bunu söylüyor. Daha fazla Trabzon'a spor kalesine şut çekmeye çalışan, daha fazla topu elinde tutan bir Karagümrük vardı. Ama ikinci yarı topu daha fazla alan, topa daha fazla sahip olan ve daha fazla oynamak isteyen Trabzonspor, özellikle önemli oyuncularla beraber oyuna daha fazla kalite getirdi, daha iyi anlayış getirdi. Ve ilk yarının tam tersi olarak ikinci yarı Trabzonspor daha fazla kaleye giden, daha çok gol arayışına giden, daha fazla şut çeken ve ardından da gollerle karşımıza gelen bir olgu gösterdi. Zaten daha önceki yayınlarımızda da Trabzonspor Beşiktaş bir finalinin olabileceğini söylüyorduk. Geldiğimiz noktada artık final kaçınılmaz oldu ve Trabzonspor Beşiktaş finali bizi bekliyor. Zira Türkiye Kupası son senelerde iyice ilgiyi daha fazlalaştırdı. Özellikle liglerde bir şey yapamayan, liglerde kendini gösteremeyen takımların hem camialara hem de taraftarlarına kendini affettirebilmesi için çok önemli bir basamak haline geldi. Bu anlamda Trabzonspor'un dün 4 net golle kazanmasını Trabzonspor adına tebrik ediyorum. Fatih Karagümrük'ün de Galatasaray'a sakladığı kadrosuyla Süper Lig macerasında ligde kalabilmesi için de artık çok meşakkatli yoldan geçeceğini söyleyebilirim. Özellikle şimdi vurgu yaptın. Babakar Fatih Karagümrük'ün Galatasaray maçına sakladığı kadrosu diye birkaç kez Serhan. Onu birazdan detaylandırırız. Galatasaray bölümüne geçtiğimiz zaman tabii resmi ki resmi maçlarda ama Galatasaray'ı yenen iki takımdan biri Karagümrük bu, evet, sezon. Yani o yüzden sürpriz. Benim için çok sürpriz olmaz. Tabii ki şu dalgalı geçişte önünde durması zor herhangi bir takımın, Galatasaray'ın, ama Karagümrük'ün o sakin yapısı var ya, en tehlikeli hale getiren de o onları.
Şimdi birazdan dediğim gibi çok daha detaylı konuşacağız ama şimdi final artık Beşiktaş-Trabzonspor. Ligde gerçekten çok kötü sezon geçiren iki takım taraftarlarına bir şekilde bir hediye etmek, biraz kendilerini affettirmek adına bu finalden zaferle ayrılmayı hedefleyecek elbette her iki takım da. Az önce Selahattin Kınalı dediniz ki Abdullah Avcı'nın teknik direktör farkıyla orada da bir adım öne çıkabileceğini düşünüyorum. Biraz detaylandıralım isterseniz onu. Yani Abdullah Avcı çalışkan bir adam. Bir lig maratonu boyunca belki 38 maçı aynı motivasyonla çalışması zor herhangi birinin. Abdullah Avcı da herhangi biri sıfatına koyabileceğimiz teknik adamlardan biri sonuçta. Ama ikili oyunlara çok sıkı çalışma ihtimali, olasılığı çok daha yüksek. Sonuçta bir tane rakibim var, onunla ilgili çalışacaksın. O analizleri Abdullah Avcı ve ekibinin iyi yaptığını kabul edelim. O analizlerin sonucunda ulaşılan nokta ve oynanan futbol Trabzonspor taraftarını tatmin etmiyor olabilir. Ama işte kupa oyunlarında tatminden çok kazanım önemli. Çünkü bir maç oynayacaksın bir artık maç. Yani. Final. Zaten Trabzonspor'da Beşiktaş'ta finale gelene kadar ya bir ya da iki yani ciddi rakiplerle oynadılar. Hani kendi güreşte şeydir, kendi sikletinde rakiplerle oynadılar. Yani demek ki 2-3 maça ciddi bir şekilde hazırlanırsan şansın fazla. Oyuncu kalitesi penceresinden bakarsak Beşiktaş'ın bireysel olarak oyuncularının daha iyi olduğunu rahatça söyleyebiliriz Trabzonspor'a göre. Ama Trabzonspor'un da ligin sonuna geldikçe Abdullah Avcı'yı her şekilde eleştiriyor olmamıza rağmen son haftalarda Trabzonspor kaybettiği oyunlar dahil, Samsun oyunu hariç, biraz böyle tribünlerin de istediğine yakın bir oyun oynamaya başladı. Ufak tefek işaretlerini verdi yani. Yani aslında Trabzonspor Abdullah Avcı'nın istediği kıvama doğru gidiyor. Son haftalardaki oyunlarıyla. Yani bir sıkış trendinde. Beşiktaş tam tersiydi. Ama Serdar Hoca'nın gelişiyle Beşiktaş'ta da o ivme aslında kazanıldı. Yani iki takım da bir yukarıya gidiş eğrisindeler ligin sonuna doğru. Ama diyelim Trabzonspor'un takımdaşlık duygusu, takımlaşma olgusu %80'lerde. Beşiktaş'ınki %60'larda, %70'lerde. Yani hala Trabzonspor bir adım önde. Ligin en iyi iki kalecisi her ne kadar formsuz olsalar da iki takımın kalesinde olacak. Şimdi taraftarın en çok merak ettiği de final nerede oynanacak? Şimdi Federasyon belki bugün açıklar bunu. Dün Ertuğrul Doğan nerede olursa olsun biz oynarız dedi. Beşiktaş'ın da farklı bir tavır göstereceğini düşünmüyorum ama hani futbolun konuşulmayan arka planı da vardır ya, hani Beşiktaş'a Bursa'da oyna diyemezsin. Olmaz gibi. Ama benim kafamdan geçen işte futbolun üst kurumu olan TFF'nin futbol bu sezon işte nerelerde daha az hissedildiyse ülke satında oralardan bir yeri seçmesi lazım bana göre. Hiç önemli değil. Diyarbakır olur, İzmir olur. Yani statlar uygun olduğu sürede Adana olur, Sakarya olur. Fark etmez. Her yerde de çok yoğun bir ilgi olur zaten. Benim önerim Trabzonspor bu maçı İstanbul'da Vodafone'da bile oynar. Tribünlere yeter ki ikiye bölünsün. Orada bile oynanabilir. Ama hani ekonomik sıkıntıların en derin şekilde yaşadığı bir dönemde belki en mantıklı çözüm de yine 70-80 bin kişilik Olimpiyat stadı. Oraya da ikiye bölersin. Ya her ne kadar hani futbol stadı olmadığı için bazı futbol severlerin gönlünde çok ayrı bir yeri yok. Stat olarak yani futbol stadı olarak algılanamıyor bir. Zaten adı üstünde Olimpiyat stadı. Ama en gerçekçi çözüm de dönemin koşullarına dikkate alırsak eğer Olimpiyat stadı. Nerede oynanırsa oynansın umarız büyük bir şölen olacaktır. Ve hak edenin kazanacağı bir oyun olur. Öyle bir kupa kazanımı olur. Kupayı kaldıran ve kaybeden içine sindirdiği bir skorla, bir sonuçla yüzleşsin istiyoruz. Bizim bütün beklentimiz bu. Biz futbol dilencisi olarak yani. Bu arada dün Serhan'ı görünce aklıma geldi. Serhan dün bir yerde daha gördüm ben. Dün Türkiye Spor Yazarları Derneğimizin seçimi vardı. Evet. Enteresandır. Epey de gazeteci vardı dernekte. Güzel. Çünkü son yıllarda o kadar çok kişi spor yazarı oldu ki gazeteci görünce seviniyoruz. Kazanan yine Oğuz Tongsir abimizin listesi kazandı. Bizim başarılar dileriz.
Ama onlardan beklentimiz de buradan söyleyeyim. Söylemiyorsun ama bizim listenin kaybettiğini de söylemiyorsun. Kaybedenleri tarih yazmıyor. Kusura bakma. Kaybedenleri tarih yazmıyor. Dik duranları tarih yazar. Eyvallah. Çok dik durduk ve çok da güzel bir yani çok iyi oy aldık kısa zamanda açıklamamıza rağmen. Bakalım bir sonraki dönemde kurallar ve nizami şekilde olduğu süre içerisinde, hak, hukuk, adalet olduğu süre içerisinde her şey güzel olur inşallah. Meslekte etik erozyon var. Onun önüne geçilmesi gerekiyor. İronisini yaptık ama gerçekten ironi değil. Aktif gazetecilik hayatını sonlandırmış. Gazetecilikle hiçbir ilişkisi olmamış. Yüzlerce kişiyi gördüm dün. Peki. Yani buna bir son vermek lazım. Ondan sonra da gazetecilik mesleğinin halk nezdinde inandırıcılığı 20. 30. sıralara düşüyor. 20 sene önce birinciydi.